Merhaba arkadaşlar. Daha önce Corel'de bitmap yapmak konulu videomuzda belirttiğim gibi bitmapleri nasıl vektörel hale getirebiliriz onu bu videomuzda göreceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsınız bu sayfayı. Şimdi birkaç objesini silmek istiyorum ben çünkü işimize yaramayacaklar. Şunları alalım. Bunların üzerinde birkaç deneme yapacağız. Hangi durumlarda bir bitmap resmi vektörel hale çevirmeye ihtiyaç duyarız? Birincisi, işte bir logo çizerken bunu bir yerden, bir web sitesinden ya da baskılı bir yerden tarayıp aldığımızda bunu kendimiz elimizle de yapabiliriz. Elimizle de çizebiliriz. Bu zaman alır diye düşünüyorsak bu işlemi bir kısmını bitmap resmi vektörel hale çevirmekte kullandığımız işlemle de yapabiliriz. Şimdi bunu hemen görelim. Diyelim ki bu taramış olduğumuz bir bitmap resim. Bu şu logoyu buradan çekip alacağız. Çizmek için zamanımız yok. Biraz yakınlaştıralım. İşaretliyoruz. Bitmap menüsünden Outline Trace'te Line Art'a tıklıyoruz. Bizim için işlemi önce default olan işlemi gerçekleştiriyor. Bakıyoruz. Oldukça kaliteli bir resim veriyor bize. Vektörel bir çizim veriyor. Bu pencereyi biraz anlatmak istiyorum size. Line art biliyorsunuz çizgi sanatı anlamına geliyor. Bu tamamen vektörel hale çeviriyor bu kısımda. Logoya geldiğinizde yine vektörel hale çeviriyor ama özellikle bazı uygulamaları işte detayı ya da işte yumuşaklığı farklılaştırarak size sunuyor. Diğerlerini zaten siz kendiniz deneme yanılma yoluyla bunları göreceksiniz. Daha yüksek kaliteli imaj, düşük kaliteli imaj, clip art, detaylı logo, line art. Bunlara bu pencereden ulaşabilirsiniz çok rahatlıkla. Bizim gördüğünüz gibi şu anda amacımıza erişmiş bulunuyoruz. Çok detaylı bir şekilde bize logomuzu hazırlamış ve vermiş bulunuyor. Burada yapmamız gereken tek şey OK tuşuna tıklamak. OK tuşuna tıkladık ve bize gruplanmış halde taranmış olan bitmap resmimizi vektörel hale çevirerek verdi. Burada bunu ungroup yapabiliriz. Zaten bu karakterleri biliyoruz. Bunları yazıyla da yazıp bu logonun yan tarafına yerleştirebiliriz. Bizim için artık bu logo bitmap'ten çıkıp tertemiz vektörel bir çalışma haline gelmiş oluyor. Renkleri buradan ayarlayabilirsiniz. Renkleri biraz önceki pencereden de ayarlayabilirsiniz zaten. Bir diğer uygulama ikincisi yaptığınız hazırlamış olduğunuz bitmap resimleri ya da başka bir yerden aldığınız bitmap resimleri vektörel hale çevirmek. Bu da aslında çok güzel farklı çalışmalara imza atmanızı sağlayabilir. Hemen bir deneme yapalım. Penguenlerde tekrar bitmaps'e geliyoruz. Outline Trace Line Art diyoruz. Burada gördüğünüz gibi çözünürlüğü yüksek 300 DPI. O yüzden biraz zaman alıyor. Bize şimdi göstereceği resim tamamen vektörel hale çevrilmiş resim. Gördüğünüz gibi bize vektörel bir resim verdi.
Oldukça da başarılı. Bunun detayını yükseltmek, düşürmek, yumuşaklığını yükseltmek, düşürmek tamamen sizin elinizde. Bu detayları yükselterek, yumuşaklığı yükseltip azaltarak daha farklı bir çalışma elde edebilirsiniz. Okey'e tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bazen böyle arızalar çıkarabiliyor. Bunu tekrar hemen yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde yaptı. Biz isterseniz bu penceredeki diğer seçeneklerimize göz atalım. Detail malum detayı fazlalaştırıp azaltabiliyorsunuz. Smoothing yumuşaklığı azaltıp yükseltebiliyorsunuz. Corner smoothing ise köşe noktaları yuvarlamakta kullanılıyor. Delayed orijinal imaj burada OK'ye tıkladıktan sonra size eğer bu Delayed orijinal imaj işaretli ise bu sizdeki bitmap orijinal imajı siler. İşaretli değilse olduğu gibi bırakır. Remove background. Burada bazen default olarak belirlediği background vardır. Background rengi bunu kaldırır. Eğer background rengini kaldırmasını istemiyorsanız bu işareti de buradan kaldırabilirsiniz. Ve tabi siz de ayrıca bu resimde farklı bir background rengi uygulayabilirsiniz. Bunu da buradan seçebilirsiniz. Biz bunu seçelim. Gördüğünüz gibi belirlediğimiz background rengini ortadan kaldırdı. Şu seçenekte Remove Color From Entry Image bu renkle aynı olan tüm renkleri ortadan kaldır anlamına gelir. Şu anda burada maalesef o renkle aynı renkten renkler mevcut değil. Bunu size göstermek için burada background rengini farklı bir renk belirleyelim. Belirledik. Bakın kaldırdık bunu. Bu işaretli değilken sadece seçtiğimiz yerdeki rengi siler. Bu işaretliyken de bu renkteki olan bütün renkleri buradaki imajdan ve vektörel resimden kaldırır. Bunu background rengimiz kalsın diyoruz. Merge adjacent object of the same color. Bunun anlamı aynı renkteki komşu nesneleri birleştir anlamında. Farklı nesneler olabilir aynı renkte. Bunları birleştirir. Birleştirmesi de güzel bir şey. Bunu seçeneği kaldırdığınızda da aynı renkteki komşu nesneleri birleştirmez. Remove object overlap nesne örtüşmelerini kaldır anlamında. Bunu işaretlerseniz üst üste binmiş olan nesnelerin altını boşaltır. Birleştirir ve altını boşaltır. Eğer seçili değilse üst üste olan nesneler aynen kalır. Remove Object Overlap'ta Group Objects by Color seçeneği aktif hale gelir. Bu da grup olan objeleri aynı renkteki objeleri grup yap anlamına gelir. Bunu seçmediyseniz de grup yapmaz. Bu pencerenin en güzel taraflarından birisi sizin için renkleri ayırır. Bakın burada 19 farklı renk belirlemiş. Bu renkleri siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. İstediğiniz zaman ortadan kaldırabilirsiniz. Bu renkleri farklı renkler hale getirebilirsiniz. Şimdilik okeyliyoruz. Gördüğünüz gibi orijinal imajımız hala duruyor. Orijinal imajı sil demedik. Bu gruplu bir halde. Bunu ungroup yapabiliriz. Hepsini
ayırabiliriz parçaları gördüğünüz gibi ve bunları yine burada da farklı renkler vererek farklı çalışmalara imza atabiliriz. Geri alalım. Evet. Bir uygulamada bu resimle ilgili yapalım arkadaşlar. Bitmaps diyoruz. Outline Trace. Line Art. Çözünürlüğü yüksek ve oldukça büyük sayılabilecek bir resim olduğu için ilk aşamadaki işlemi biraz zaman alıyor. Bekliyoruz. Evet. Yaptı. Aslında güzel bir çalışma oldu. Burada hemen şunu yapmak istiyorum. Remove Object Overlap üst üste olan nesneleri kaldırı seçeneğini kaldırıyorum. Artık üst üste olan nesneler birleşmemiş olacak. Onu göreceğiz. Onu göstermek istiyorum size. Burada background olarak belirlediği rengi görüyorsunuz. Bu renk ve bu renkten başka nerede varsa bunu kaldır diyoruz. Onu da işaretliyoruz. Kaldırdı. Ama biz burada kendimiz farklı bir renk seçelim. Şu rengi seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi background olarak belirlediğimiz tüm renkleri tekrar ortadan kaldırdı. Bu seçeneği ortadan kaldırıyoruz. Renklerimiz geri geliyor. Remove Object Overlap işaretli değil. Yani örtüşen üst üste binen renkleri ya da objeleri şey yapmayacak, birleştirmeyecek, tek obje haline getirmeyecek. Biraz detayda oynayalım. Resme dikkat ederseniz zaten ne tür değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Aslında bunları deneme yanılma yoluyla siz de kendiniz başarabilirsiniz. Smoothing'i biraz azaltalım. Evet. Gördüğünüz gibi artık elimizde neredeyse Corel'de yapmış olduğumuz vektörel bir resim imajı veren bir resim var. Oldukça başarılı. Renklerine bakalım. Bizim için 14 farklı renk elde etmiş. Bu renkleri dediğim gibi değiştirebiliriz. Bu renkleri silebiliriz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu arada high quality image dersek buna bu renkleri artırıyor ve daha fazla detay veriyor. Daha fazla detay demek daha fazla renk demektir. Haliyle aşama uzun sürüyor. Yapım aşaması, işlem aşaması uzun sürüyor. Ve sizin üzerinde işlemek zorunda olduğunuz çok fazla obje oluyor. Bunu pek tavsiye etmiyorum ama tabii sizin çalışmanız neyi götürür, neyi götürmez onu da bilemem. Ben hemen okeyliyorum. Bu halde objemizi saklayalım. Gördüğünüz gibi orijinal objemiz yukarıda. Yeni yaptığımız vektörel resmimiz burada. Hemen ungroup yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın çektim. Bu obje bir alttaki obje ile üst örtüşüyordu. Yani üst üsteydi ama ne yapmış? Biz onu işaretini kaldırdığımız için alttaki nesne olduğu gibi duruyor. Üstteki nesne farklı bir nesne. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Ve buradan da renkleri atabilirsiniz ya da bu renkleri değiştirebilirsiniz. Bu durumdayken renk değiştirme işlemini başka bir videomuzda seyredebilirsiniz. O uzun bir işlem olduğu için şu anda burada onu gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi bitmap bir resmi
vektörel hale nasıl getirebiliriz? Bu videomuzda bunu gördük. Son derece basit bir işlem ve çok kolay, işinize çok yarayacağına emin olduğum bir uygulama. İyi günler.